Bu para nereden geldi? Bu para kimin parası? Bu paranın karşılığında Türkiye hangi tavizleri veriyor? Altılı Masa'nın ortağı İyi Parti'den 2023 seçimlerine Rusya'nın şimdiden müdahale etmeye başladığı iddiası geldi. Açıklamayı İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta yaptı. Rusya şu anda Türkiye seçimlerine müdahale ediyor. Her şeyiyle Türkiye seçimlerine müdahale ediyor. Bakın bu tahıl krizindeki meseleler, orada Türkiye'ye yüklenen fonksiyon, ondan sonra enerjiyle ilgili hususlar. Şimdi BOTAŞ ödemelerinde kolaylık sağlıyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Avrupa ülkelerinden çıkan ve Türkiye'yi tercih eden Rus yatırımcıları hedef aldı. İşte Rus oligarkların bir kısım paraları Türkiye'ye değişik kanallardan geliyor. Bakın Ocak, Eylül ödemeler dengesine baktığınız yaklaşık 40 milyar dolar cari açık var. Açık vermişiz. Bunun 25 milyar doları kaynağı belirsiz parayla finanse edilmiş. Bu para nereden geldi? Bu para kimin parası? Amerika Birleşik Devletleri'nden fonlanan serbestiyete konuşan usta, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat yatıracak olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yani Haşıkçı cinayetinin dosyasının niye iade edildiği, yani böyle... Hatırlayın Sayın Erdoğan'ın kaçık cinayeti nedeniyle siz bizi saf mı zannediyorsunuz, aptal mı zannediyorsunuz, biz bunların üzerine gideceğiz, siz cinayet işlediniz, Türkiye'de insan kestiniz dedi. En sonunda dosyayı Suudi Arabistan'ın kucağına bıraktı, verdi. Yani 5 milyar dolar için mi bu ülkenin bu kadar itibarsızlaştırdınız? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? O da yani 5 milyar dolar bize hibe falan da değil. Ekonomist ve planlama uzmanı olan Erhan Usta, Rus yatırımlarının ve Suudi Arabistan'ın mevduat adamının tavizlerle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Yani Türkiye yurt dışındaki hem itibariyle ilgili hem de haklarıyla ilgili Doğu Akdeniz başta olmak üzere, Suriye başta olmak üzere bütün ülkenin menfaatlerinden, hak ve menfaatlerinden vazgeçiyor. Kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için aman şu gemiyi işte şeye kadar ne derler seçime kadar yüzdürelim batırmadan gemiyi ayakta tutalım diye verilen tavizlerin neticesinde bu paralar bir miktar geliyor. Fakat bu paralar itibarlı paralar değil.